Evet, şimdi Amasra Belediye Başkanı efendim Recai Çakır telefon attığımızda hemen bağlanıyoruz. Sayın Çakır, sesimi duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum, duyuyorum. Geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Tüm geçecek Amasra'ya geçmiş olsun. Bir can kaybı yaşanmadan. Umuyoruz. Bizler de öyle tüm iyi dileklerimizi yolluyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Sizden ayrıntıları dinleyelim. Kaç kişi vardı, kaç kişi mahsur kaldı? Ne gibi detaylar var elinizde sizin? 87 arkadaşımız yer altındaydı patlama esnasında. Bunlardan 11'i çıktı, ikisi yaralı. Geri kalanıyla ilgili de takip sistemine göre 6 tanesi hareketsiz görünüyor, baygın olabilir. Onlara da müdahale için tahliye dediğimiz kurtarma uzman ekipleri de olay yerine iniyor. Şu anda da bir taraftan tahliye ediliyor arkadaşlar. 3 kişi daha geldi yaralı olarak. Ben de olay yerindeyim. Son durum bu. Evet Sayın Çakır, şimdi 87 kişinin olduğu bilgisi şu an bizim elimize ulaşan ilk rakam bu aslında. Evet. 87 kişi yer altında dediniz ancak 11 kişi çıktı. 6 kişinin hareketsiz olduğu... Şimdi sizinle konuşurken bir 3 kardeşimiz daha çıktı. Oh çok şükür. Evet 11'de 14 kişinin o zaman şu an çıktığını aynen anlıyoruz. Evet. 6 kişi de içeride mi hareketsiz yatıyor demiştiniz az önce. O bilgileri de tekrarlayalım. Evet, evet. Onu da tekrar bir güncellemem lazım. Son durum buydu. Son durum bu. Peki şimdi topladığımızda yaklaşık 60 kişi daha o zaman mahsur durumda. Öyle değil mi? Evet. Evet. 6'sı da güncelleyelim. Hareketli görünüyorlar ama inşallah evet sıkıntı olmaz diye. Şu an 6 işçinin hareketsiz sadece olduğu bildiriliyor. 87 işçinin yer altında olduğu bilgisini Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır efendim telefon attığımızda kendisinden öğreniyoruz. 11 işçi madenden çıkarıldı demişti belediye başkanı ancak 14 oldu. 3 kardeşimiz daha çıkarıldı diye yine Sayın Çakır bizlere canlı yayında iletti. 14 işçi böylelikle madenden çıkarılmış oldu. 6 kişinin daha içeride hareketsiz olduğunu biliyoruz. Recai Bey, patlamanın sebebine ilişkin bir sebep var mı diyecektik ama evet şu anda yine hattı kaybettik. Son bilgiler aslında oldukça önemliydi. Amasra Valisi Recai, Amasra pardon Belediye Başkanı Recai Çakır telefon hattımızdaydı. 87 işçinin yerin altında olduğunu söyledi. Madenden çıkarılan işçiler var. Şu an 11 işçi yazıyor ancak biz telefon bağlantısını yaptığımız sırada 3 kardeşimiz daha yerin altından, madenden çıkarıldı müjdesini bizimle paylaştı. Dolayısıyla 14 işçi madenden çıkarıldı ancak 6 kişinin de hareketsiz olarak yattığı bilgisini, yerde hareketsiz olarak gözlemlendiği bilgisini yine Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bizlere iletti. Saat 18.15 sıralarında efendim bu patlama meydana geldi. -300 kotunda olduğunu biliyoruz bu patlamanın. Patlama diğer kotları ne kadar etkiledi? Diğer kotlarda kaç kişi çalışıyordu? Ya da bu 87 kişinin hangi kotlarda dağıldığını bilemiyoruz şu anda. Şimdi canlı görüntüler ekranlarımızda. Biraz önce yine bir kişinin çıkarılışına tanıklık etmiştik hep birlikte. Sedyede çıkarılmıştı ve ambulansla hastaneye götürülmüştü. Yine yerin altından çıkarılan bir işçi. Dikkatle izlemeye çalışıyorum ben de kaçırdığımız bir durum olmasın. Şu bilgiler var elimizde. Şimdi çeşitli kotlardan oluşuyor tabii ki bu madenler. -300 kotunda bu patlama yaşandı. Ancak tahliye asansörleri çalışıyor efendim. Bu oldukça önemli bir bilgi. Bu tahliye asansörleriyle zira kurtarma ekipleri iniyor aşağıya ve kurtarma işlemi işte bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdiye kadar da 14 işçinin çıkarıldığı bilgisini bize Amasra Belediye Başkanı Sayın Recai Çakır iletti. Son dakika olarak görüyoruz şu anda ekranlarda. 87 işçi efendim yerin altındaydı. Belediye Başkanı Çakır'ın açıklamaları, Recai Çakır'ın açıklamaları da yine ekranlarda. 11 işçinin madenden çıkarıldığı bilgisini Recai Çakır iletti. 11 işçi, 3 kişi daha o sırada çıkarıldı. 3 kardeşimiz daha çıkarıldı denildi. Şimdi bu arada bazı açıklamalar da var. O açıklamaları da sizlerle paylaşayım. Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir açıklaması geldi Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından.
Bu bilgiyi de yine sizlerle paylaşalım. Evet, işçiler 3 vardiya olarak çalışıyordu efendim burada. Saat 18.15'te meydana gelen bu patlamada da 4-12 vardiyası işçileri çalışıyordu. Ve yaklaşık şu anda 87 işçinin yer altındaydı açıklamasını yine ekranlara getirdik. 87 işçinin o anda... Evet, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel efendim şu an telefon hattımızda. Sayın Yüksel, merhabalar diyorum. Geçmiş olsun dileklerimizle başlıyorum. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun efendim. Biz sizi dinleyelim. Maden Mühendisleri Odası Başkanı olarak bu konuyu nasıl okumamız lazım? -300 kotunda meydana gelen bir patlama sonuçta. Kaç kottan oluşuyordu? Bu bilgiler de elimizde yok. Bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Diğer kotlar ne kadar etkilenebilir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Bartın'da bulunan Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. 16-24 vardiyasında saat yaklaşık bize gelen bilgilere göre 18-15 civarında meydana geldi. Biz ilk etapta oradaki arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ama muhtemelen hepsi kurtarma faaliyetlerinde olduğu için çok somut bilgiler alamadık. Aldığımız gayri resmi bilgilere göre bize gelen 85'ti ama şu anda televizyonda 87 diyorsunuz. 87 işçi yer altında, birisi kurtarıldı kendi imkanlarıyla. Yeraltı kömür ocağı, taş kömür ocağı. Burası metan gazının yoğun olduğu bir ocak. Muhtemel deneyimlerimize göre bu da büyük bir olasılıkla griz patlaması meydana geldiğinden şüpheleniyoruz. Ama kesin bilgilere ulaşmamız için olay yerine gitmemiz gerekiyor. Şu anda Zonguldak Şube Başkanlığımız Yönetim Kurulu olay yerine hareket etti. O bölge oraya bağlı olduğu için biz de birazdan hareket etmek üzereyiz. Muhtemelen dediğim gibi griz patlaması, -300 kotu dediğimiz yerin üstünde ne de deniz seviyesine göre -300 metre aşağıda olan bir şekil, yer oluyor. Buradaki patlamanın diğer kotlara yayılması da patlamanın olduğu yere havalandırmanın yönüne göre değişiklik gösterecektir. Şu saatte planı görmeden açıklama yapmak gerçekten bilimsel olmaz. Kamuoyunu da yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle biz aldığımız bilgileri an be an basında paylaşacağız. Ama bize değişik mecralardan gelen bilgiler göre biliyorsunuz burada bir işçileri izleme sistemi var. Yeraltı yaşam çalışan işçilere. Şu anda gelen sosyal medyadan ve diğer arkadaşların edindiğimiz bilgi alt işçinin hareketsiz olduğu ama diğerlerinin tabii öyle bir şey olmadığı tespit edildi ama bunların hepsi şu aşamada gayri resmi bilgiler. Elimizdeki bilgiler bu boyuttadır. Peki, çok teşekkür ederiz Ayhan Yüksel. Lütfen telefon hattımızda kalın. Ben bir kez daha sizden gelen bilgileri izleyicilerimize tekrarlayacağım. Yine farklı sorularımız da olacaktır önümüzdeki dakikalarda. Zira her dakika yeni bir bilgi elimize ulaşıyor. Biraz önce Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'la telefon görüşmesi yaptık ve 87 işçinin yerin altında olduğunu bizlere iletti Amasra Belediye Başkanı. Şimdi henüz sebebini tabii ki bilmiyoruz bu patlamanın ancak sizlerde griz patlaması olabileceğinin büyük bir ihtimal olduğunu söylüyorsunuz. Şu an Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkan Vekili, aynı zamanda Bartın Milletvekili. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili telefon attığımızda. Sesimi duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum, buyurun. Sayın Tunç, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm izleyenlere, sizlere, tüm Bartınlılara geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Sizden de yine elimize gelen herhangi bir bilgi varsa, 87 işçinin yerin altında olduğunu biliyoruz patlama esnasında. Buyurun sizi dinleyelim efendim. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda biz Amasra'dayız, ocağın başındayız. Tabii olay çok daha yeni. Hemen ihbar ardından bütün arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE ekipleri hepsi teyakkuz haline geçtiler. -300 kodunda bir patlama olduğu ihbarı alınmıştı. Tabii patlamanın sebebi henüz belli değil. Yani trafo diyenler de olabiliyor. Grizi da diyenler var ama henüz bu konuda net bir açıklama yapılmadı.